Geçmiş olsun. Nilüfer Sipahi, Gönül Sipahi. İfadenizi almamız gerekiyor. Memur bey, şu an ikisi de ifade verecek durumda değil. Başka bir zaman alsanız olmuyor mu? Hayır. Ben hemen ifademi vermek istiyorum. O zaman buyurun. Saldırıda kullanılan silahın babanıza ait olduğunu tespit ettik. Ne? Şüphelinin bu silahı nasıl ele geçirmiş olabileceğine dair bir fikriniz var mı? Cihan, evlilik sözleşmesi yaptım. Tahmin etmiştim zaten. Allah korusun. Cihan'a bir şey olursa... Her şey o küçük şeytana kalacak. Evet. Hastane koridorunda bunu konuşuyorlardı açgözlüler. Eğer babamın ölümüne de imzanı attıysan... Kork benden Gülfem Sipahi. İlk kez gerçekten kork benden. Babasına karşı kardeşim. Bu yüzden yaptı. Gülfem Hanım, o silahı nasıl ele geçirmiş olabilir biliyor musunuz? Biliyorum. Çok iyi biliyorum. Silahı ona eski sevgilisinden başkası vermiş olamaz. Saldırganın eski sevgilisi de kardeşimin eşinden başkası değil. Ya. Böceğe bakar gibi. Şeytan diyor ki git şu kadını. Yonca. Ya sus Allah aşkına ya. Zaten canım burnumda. Ablacığım ya sen çok yoruldun. Otur istersen biraz ha. Ben tuvalete gidiyorum. Bu kadın niye böyle bakıyor? Vallahi delirmiş ha. İyi saatte olsunlar geldi sonunda demek ki. İyi misin? Gülrüz Sipahi, bizimle merkeze kadar geleceksiniz. Niye gelmesi gerekiyor? Ya Gülfem Hanım ifadesini burada verdi, niye? Konuşmama ve avukat tutma hakkına sahipsiniz. Ya çıkarın şunları ya, ne yapıyorsunuz? Memur Bey, bir yanlışlık olmasın. Hayır, şüpheli gibi. Hayır, kardeşim olamazsınız. Allah! Hayır, kardeşim. Hayır, ya çıkarın şunları diyoruz ya. Tanık yapamazsın. Çıkarın şunları. Çıkarın. Ya bu yanlışlık mı belli ki? Ya neyle suçluyorsunuz abla? Bir şey söylemiyorsunuz. Ya bırakın, vurulan onun kocası zaten. Abla! Ya bırak abla, peşime bak. Abla merak etme, biz de geleceğiz abla, korkma. Çiçek, ne olur biraz sakin ol ya. Bak kesin bir yanlış anlaşılma var. Ama senin soğukkanlılığını biraz koruman gerekiyor. O kadın yaptı. Onlarla konuştu. Ablamı kelepçeleyip götürdüler, o kadın yaptı. Çiçek! Hayatını karartacağım ben onun. Bir daha değil köşkü gün ışığını bile göremeyecek. Çiçek, git o çiçek! Ne söylediniz onlara? Ne söylediniz alıp ablamı götürdüler suçlu gibi? Güvenlik gelsin buraya. Derhal güvenlik gelsin. Gülfem, bu kadarına gerek yok. Ayıp olmuyor mu ya? Çok korktuk ya. Senin o ezik güvenliğinden o kadar çok korktuk ki. Neyle suçladınız ablamı? Ne söylediniz onlara? Çiçek, lütfen bir sakinleş. Gel bak karakola gidelim. Ne olduğunu öğrenelim. Nasıl yaparsınız? Geliyorlar. Gelin bir dokunun bakalım ne oluyor ha? Tamam, bu kadarına gerek yok. Çıkıyoruz biz zaten. Çiçek, Yonca, hadi karakola gidiyoruz. Ne olduğunu öğrenelim. Hadi. Hadi. Çiçek. Ne oluyor? Ablam, gel biz bir dışarı çıkalım ha, hava alalım. Yok bir şey yok ya. Bebruri, oğluna sahip çıksana. Kızları yalnız mı bıraksın Cahide Hanım, ha? Efendim, ne oluyor burada? Polis Gülru'yu götürdü. Gülru'yu mu götürdü? İyi de onun ifadesi yarın alınacak. Tanık olarak değil, şüpheli olarak.
Ne saçmalık ya? Nasıl olur böyle bir şey? Mert, Cihan'ı babamın silahıyla vurmuş. Söylesene bana. O silah o çocuğun eline nasıl geçti? Ben nereden bileyim Gülfem? İyi de bunun Gülrü'yle ne alakası var? Yani tabii ki vardır bir açıklaması ama. Tek bir açıklaması var. Silahı ona Gülrü verdi. Allah Allah. Ya şimdi ben niye eve gidiyorum canım? Yani nerede Gülrü? İfade veriyor ablam. Ya rutin işte ya, rutin. Ya sen de çok yoruldun. Hadi ablam yeğenimizi de düşün biraz ha. Hah, evet abla. Hadi enişte. Hadi, hadi yavrum hadi. Çocuğa da yazık ya. Yürü gel. Allah Allah. Onlar buradalar işte. Haber verirler. Bu soğukta olacak iş değil yani. Ya bir dakika, bir dakika. Yani niye Gülfem Hanım'ın ifadesini burada alıyorlar da Gürrü'yü karakola götürüyorlar canım? Ya ne bilelim şimdi kızım ya. Bir şey olursa kızlar burada ararlar. Hadi yürü hadi. Evimize gidiyoruz hadi. Ya bak, bana bak. Beni habersiz bırakmayın. Vallahi karakola gelirim ha. Tamam, tamam abla, merak etme, haber vereceğiz. Hadi. Tamam. Görüşürüz. Tamam.